Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Daikin. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Sayenizde vallahi çok güzel bir çekim oldu. Eksik olmayın efendim. Son noktayı ama Aras Bey koyacak. Sayın Aras Zarakol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de efendim o tanışma faslını biraz böyle hızlı geçenlerdensiniz. Kendinizden bahsetmeyi pek sevmiyorsunuz biliyorum ama bu tarafa ben sakladım. Çünkü çok güzel bir akademik kariyer, şahane bir akademik kariyer. Önce sosyoloji okudunuz Koç evet. Üniversitesi'nde. Evet. Ardından? Boğaziçi'nde Avrupa politikaları ama bitirme tezini vermedim. Onun hı-hı. yerine iptal ettim, askere gittim. Çok güzel. Düşünüyor musunuz ama peki? Bölümü bitirdim yani. Ha, düşünüyor musunuz peki tekrar tezi vermeyi? Pek ama şu düşünmüyorum. Anda başka bir evet. var. Halihazırda kendisi efendim bir internet ajansı işletiyorsunuz evet. değil mi? Aha. Bir taraftan da tekrar basketbol yıllarına, basketbol sahalarına dönüş için hazırlanmakta. Evet. Bir de siz de meraklısınız galiba. Ben de denizcilik ehliyeti almaya çalışıyorum şu anda. Meraklıyım da yani çok istiyorum daha doğrusu. Hani biraz böyle bulduğum zaman okumaya çalışıyorum. Denizcilik terimlerini öğrenmeye çalışıyorum. Hmm. Ondan sonra o hani belli bir fizik kanunları falan var ya yelken üzerinde ama kendi kendime biraz araştırıyorum. Vakit olmadı. Her gün 70 soru yazıyoruz. Arada özlediğimiz zaman da baş üstünü falan yazıyoruz işte. Size de güzel güzel sorular yazdım. Ve inanır mısınız 9000 kazanılır. Hatta daha fazlası bile kazanmış. Vallahi çok yüksek başladı içten. Deneyelim. Deneyelim. Yani olmazsa canımız sağ olsun. Olursa Nida Hanım'ın hevesi kursağında kalır. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin. Dört harflidir, tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Küçük akarsu, dere, çay. Bu mesela bulmacalarda çokça sorulur ama kolay bir soru değil. Harf alayım bir tane. Gelsin. Küçük akarsu, dere, çay. Bunu atlatın, ikincisi çok kolay. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Sanki bir ikileme gibi. Akak. Akak. 200 puan değerinde. Biraz zaman harcattı yalnızca. Hiçbir şey olmaz. Çünkü ikinci dört harfli cevap efendim çok rahat bir şekilde yanıtlanacak. Ve 400 puan kazandıracak eminim. Gelsin. Bilgisayar imlecini fare. Yönetmeye yarayan aletin adı fare. 400 puan kazandırdı, 600 oldu kasa. Beş harfli cevapların ikisinden de 500'er puan kazanırız gibi geliyor. Buyurun, bu ilkidir efendim. Önce bir soruyu özümseyelim, sonra benzerlerini eleyelim. Diyor ki, elin iç yüzüyle savurarak atılan tokat. Sille. Sille. 500 puan değerindedir. 1100 olur kasa. Çok şeyler geliyor değil mi aklınıza? Şamar geldi. Evet, evet. Şaplak, altı harfli. Ama o akustik tokat daha. 300'ün, evet. Uçtu gitti. Beş harflidir, tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Veya, ya da anlamında kullanılan Arapça kökenli bir bağlaç yine. Veya ve ya da ile eş anlamlı olarak kullanılabilen beş harfli. Bir harf alayım. Buyurun. Ortada bir H harfi. Temel direğiniz. Yahut. Yahut. 400 puan değerinde 1500'e çıktı kasa. 3 dakika 6 saniye var. Çok güzel. Akak'ta 2 tane harf aldık. Yahut da yalnızca 1 tane harf aldık. 6 harfli cevaplarınızı bunu saymam ama diğerini çok rahat bulabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu yine akla birden fazla cevap getirebilecek bir soru. Gelsin. Demiş ki kolaylıkla kandırılabilen kimse. Saf, bön. Risk alacağım. Bence yapmayın. Avanak. Şu ili bir sıkayım. Bir de alkış istiyorum kuvvetlisinden. Vallahi tebrikler. Yani yine böyle kelimeler çok dilimizde. Anlatabiliyor muyum? Neler neler var. O yüzden biraz ürktüm. En güzelini yaptınız. Gelsin diğeri. Diyor ki içe doğma, hissi kablel vuku, altıncı duyu veya his anlamlarında iki kelimeden oluşan bir tabir. Ön sezi. Ön sezi 600 puan değerindedir. Aldık başımızı gidiyoruz. 7 harfli cevaplara ulaştınız bile. Başlarken bir 30 saniye harcadık ya akakta. Biraz evet. korkutmuştu o beni ama süre şu anda şahane. 1 dakikada maşallah 6 soruyu hallettiniz. Bu ilk 7 harfli cevabınız. 2 kelimeden oluşuyor yanıt. Diyor ki herhangi bir malın maliyet fiyatı üzerine konulan ve satıcıya kalan kazanç. 2 kelime. Herhangi bir malın
maliyet fiyatı üzerine konulan ve satıcıya kalan kazanç. Kar payı. Kar payı 700 puan değerinde 3400. Nida Hanım'ın bakışları değişmeye başladı. Dudağı şöyle sol tarafa doğru uzuyor aslına bakarsanız. Buyurun gelsin bir diğeri efendim. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle biraz çocukluk hatıralarını eşeleyeceksiniz. İki kelime unutmayın. Ebelenen kişinin hareketsiz kalıp diğer oyuncular tarafından kurtarılmayı beklediği bir çocuk oyunu. İki kelime tekrar hatırlatıyorum. Stop değil. Ebe birisini ebeledi mi o kişi hareketsiz kalıyor ta ki diğer kaçanlardan biri ona dokunana kadar. Elim sende değil. Elim sende de ebe olur. Hareketsiz kalmaz. İki kelime tekrar ediyorum. Bir harf alayım. Bir harf alalım. Alabilecek de durumdayız. Don. Efendim? Donlu bir şey ama. Don. Don ne? İki kelime. Bir harf daha alayım. Son harfi de Ş. Ah, don ateş. Don ateş. Tebrik ederiz. 3900 puandasınız ve hala hazırda 6 tane soru var. 3 harf alabilirsiniz çünkü 9000 puan kazanmıştı Nida Hanım. Tekrar hatırlatıyorum. 3 harfin 3'ünü alırsanız efendim süreyi biraz fazlaca arttırmak gerekir. Bence 2 diyelim. Yine de hızlı hareket edelim. Hadi gelsin. Tek bir kelime, kolay da soru. Ağzı bozuk. Küfürbaz. Küfürbaz 800 puan değerindedir. Bir saniye bile harcamadan. Gelsin. 4700. Ne ona ki bile demeyeceksiniz eminim efendim. Net, kendi halinde, derli toplu bir soru. Bir işi yapmak için gereken her şeyi tamamlama uğraşısı. Tek kelime miydi? Tek kelime. Bir işi yapmak için gereken her şeyi tamamlama uğraşısı. Toplamak. Tek kelime, mak falan yok bunda, olgu bu. Başka ek almış, mastar değil. Bir harf alayım. Bir tane alalım. Güzel geldi o Z harfi. Bir işi yapmak için gereken her şeyi tamamlama uğraşısı. Tatile gideceğim. Eşyalarımı tamamlamaya çalışıyorum. Hazırlık. Hazırlık. 700 puan değerinde 4700'ü 5400 yaptık kasa. 4 tane soru kaldı geriye. Halihazırda 2 harf alabilirsiniz ama 11 saniyede cevap vermek gerekir o zaman o 4 soruya. Buyurun. 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Sürekli olarak sıkıntı ve eziyet veren, bir türlü uslanmayan 2 kelime. Risk. Siz bilirsiniz. Baş belası. Vallahi tebrik ederim. 900 puan değerindedir. 6300'e çıkar kasa. Buyurun gelsin devamı. Diyor ki esnaf jargonunda kurtarmaz. Vallahi tebrikler. Maliyetini karşılamaz anlamında kullanılan söz kurtarmaz 900 puan değerindedir. Şimdi garip bir soru efendim. Pek kullanmadığımız bir tarz. Mema diye bitmiş. Yani K harfinin yerinde aman yahu. Mema diye bitmiş. Yani K harfinin yerinde yerler esiyor. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Sindirim sistemi sağlam sirk çalışanlarınca keskin objeler kullanılarak sergilenen tehlikeli bir gösteri. İki kelime. Ya şimdi aklımda bir şey var da. Mema diye bitiyor mu aklınızdaki şey? Evet. İki kelimeden mi oluşuyor? Evet. On harfli mi? Evet. Çok güzelmiş. Bir harf alayım mı acaba? Bir soru daha var. Ve artık bir yalnızca bir harf alabilirsiniz. Harf alayım son soruyu atarım. Peki. Hadi bakalım. Aklınızdaki neydi? Değilmiş. Değil miymiş? İyi ki aldık o zaman. Merak ettim aklınızdaki neydi? Bıçak yutma diyecektim ama. Yani çok da uzaklaşmaya gerek yok bence. De yani bıçak yutma çok da enteresan bir şey değil yani. Küçük bir bıçaksa ben de yutarım. Bu yani sindirim sistemi diyor. Yani küçük bir bıçağı, yani bu bir gösteri değil. Aras Beyciğim, küçük bir bıçaksa yani o gösteri değil.
Kılıç yutma. Kılıç yutma 900 puan değerinde. Bıçak nedir Allah aşkına? 8100. Son sorudur, son cevaptır. Her şeyi belirleyecek şey de budur efendim. Yine iki kelimeden oluşuyor aslında ama bir birleşik kelime, yani bir canlının adı, o yüzden birleşmiş bu. Tıpkı deniz atı gibi. Belli bir niteliğinden bahsediyoruz. Gerisini de size bırakıyoruz efendim. Buyurun gelsin. Kurbağalar, balıklar, kertenkeleler, kuşlar, yarasalar için vazgeçilmez bir besin kaynağı. Zararlı bir böcek. Yani biz bunu zararlı bir böcek deriz. Sivrisinek. Sivrisinek 1000 puan değerinde. 9100. Vallahi hiç beklemiyordum. Vallahi bileğinizin hakkıyla, bekliyordunuz ya da beklemiyordunuz, bileğinizin hakkıyla kazandınız. Hello, kurtarmaz, efendime söyleyeyim baş belası, şahaneydi. Bir tek kılıç yutmada biraz korkuttunuz beni ama anladık. O da işte yani basiret bağlanması diyoruz o tip durumlara. Şahaneydi fakat tebrik etmem gereken başka kişiler de var. Başar Bey çok teşekkür ederim samimiyetiniz için her şeyden önce. İyi ki gelmişsiniz, çok sağ olun. Zeynep Hanım, tanıştığıma çok mutlu oldum. Tekrar efendim mutluluklar diliyorum. Güzel günler görün. Özlem Hanım çok çok teşekkür ederim efendim. Çok güzel bir sonuçtu. Biraz önce de söyledim, yine tekrar edeyim. İnsan kaybedecekse öyle kaybetsin. Zannediyorum aynı şeyi Nida Hanım için de söyleyebilirim. Ama müthişti. Yani 9000 puanla tur şampiyonlarını zor görüyoruz biz. Gün şampiyonasında elenmek de tamamen bir talihsizliktir. Tebrik ediyorum. Yeriniz çok bambaşka. Başarılıydı arkadaşım. O zaman Aras Bey'e bir alkış daha. Hazır siz burada otururken de ben de bölümü kapatayım. Efendim son gün şampiyonumuzu da bulduk. Sırada hafta finali var. Ardından tur finali var. Rekabetin dozu zirvede olacak. Bekleriz. Kendinize iyi bakınız. Bizi de yoksuz bırakmayınız. Hoşçakalın. Daikin kelime oyununu sundu.